günlerin konuşulan bir başka hadisesine dikkat çekelim. Bir Kürt sanatçı tartışması başladı. Birkaç gün önce İstanbul'da sanıyorum Süreyya Operası'nda karşıda bir konser bir konser verilmiş. Orada bu gördüğünüz e, mor kostümlü sanatçı hanımefendi Pervin Çakar Kürt e, bir hanımefendi. E, o ...çok başarılı bir performans göstermiş. Bu opera e, aryalar okumuş, işte bir e, opera performansı sergilemiş. Ve Sayın Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı... ...orada dinleyiciler arasındaymış, çıkmış, tebrik etmiş... ...ve elini öperek de kendisine e, onore edici kaç söz söylemiş. Şimdi bu fotoğraf büyük bir tezvirat konusu yapıldı. Efendim bu hanımefendi geçmişte Kürdistan'a özgürlük savunmuş. işte bilmem terör örgütünü bilmem hoş gösteren ifadeler kullanmış. Kürtçe şarkılar söylüyormuş. Kürtçe türküler söylüyormuş. Kürt kültürünü övmüş vesaire. Şimdi <laughs> tabi ayrıntılarını bilmiyorum o lafların. Terör örgütünü övme meselesi filan yandaş medyanın uydurması da olabilir. Ama hani Kürt kültürünü övmek, Kürtçe şarkılar söylemek vesaire eğer suç ise akıllara iktidar partisinin mensuplarının geçmişte onore ettiği başka sanatçıları getirdi. Mesela o Megri Megri şovu hatırlıyorsunuz. Hani çözüm sürecinde filan Sayın Cumhurbaşkanı'nın AKP'nin ileri gelenlerinin Cumhurbaşkanı'nın eşinin filan Şivan Perver isimli bir Kürt sanatçı var. İbrahim Tatlıses onunla birlikte Kürtçe türküler söylenmesi işte orada bir tören yapılması 2013 senesi galiba. E, şimdi orada e, olanları bir 2013 16 Kasım galiba e, orada e, yaşananları biliyorsunuz. Kürtçe türküler pekala söyleniyor. Şivan Perver pekala Kürdistan diye bir devletin e, kurulmasından söz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni eleştiriyor. PKK'dan yana tavırlarıyla işte onları özgürlük savaşçısı filan gibi lanse eden tavırlarıyla filan ünlü. E, o zaman bunu eleştirmeyen insanlar yani buna tavır almayan insanlar şimdi Özgür Özel'in bir opera sanatçısının elini öpmesi üzerinden yok efendim terör yandaşı yok efendim Kürdistan hayallerini destekleyen filan bir siyasetçi yaftası yakıştırmaları olacak şey değil. İki yüzlülük. Kürt kültüründen yanaysanız, Kürtçe türkülerden yanaysanız Şivan Perver'i de alkışlayıp onara edeceksiniz. Neydi? Pervin Çakar Hanım Efendi'yi alkışlayıp onara edeceksiniz. Yani bunun arasında bir yerde bir ölçü tutturun demek lazım. İki yüzlüye çifte standartlığa tavır almak lazım. Şimdi dün ben de bunu yazdım filan bir takım arkadaşlar böyle anladığım kadarıyla Kürt milliyetçisi arkadaşlar işte siz de milliyetçilik, ulusalcılık filan yapıyorsunuz ne alakası var? Bizim Kürt kültürüyle, Kürtlerle filan en ufak bir problemimiz olamaz. Hiç kimsenin de olması lazım. Nitekim çözüm süreci döneminde bırakın Kürt kültürünü, Şivan Perveri, Türkü'yü, Megri'yi filan İmralı ile oturup beş çayları içtiniz. İmralı ile pazarlıklar yaptınız. Kandil'e adam gönderdiniz. Ellerine mektup tutuşturup mesajlar gönderdiniz. Ondan sonra da utanmadan Kandili o mesajları gönderenler oradakilerle, Kandil'deki teröristlerle fotoğraf çektirdi diye onları mahkum etmeye çalıştınız. Abdullah Öcalan'ın mesajını Diyarbakır'da, Nevruz'da meydanda okuttunuz. Sonra o mesajı okudu diye sırrı Süreyya Önderi mahkum etmeye çalıştınız. Ya yani olacak şey kalkıyorlar Pervin Çakar isimli opera sanatçısının üzerinden böyle çifte standartlı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kabul edilecek gibi değil. Ekonomiden de